Merhabalar sevgili ikizler burcum. 10 Temmuz haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Öncelikle haftanın gezegen olaylarından kısaca bahsedeyim. Mars Başak burcuna geçiş yapacak. Mars'ın Başak burcuna geçiş yapması bizim biraz daha ev konuları, özellikle evimizle ilgili konular. Evden taşınmak, evi kiralamak, evi satmak, evi düzeltmek, ev için tadilat yapmak. Bu alanlarla ilgili bir hareket var. Bu alanlarla ilgili bir durum söz konusu. Belki bir ev almaya karar verebilirsiniz. Belki işte bunu düşünebilirsiniz, bunu irdeleyebilirsiniz. Evinizle ilgili bir gündem söz konusu var ve bu gündem konusuyla ilgili didiklemek, araştırmak, öğrenmek, eleştirmek, araştırma yapmak ve ev için emek sarf etmek, evi temizlemek, toparlamak. Yani her zaman yaptığınız bir şey tabii ki evi temizlemek, ama bu sefer biraz daha derin temizlik yapmak gibi konulara yönelebilirsiniz. Aynı zamanda Merkür de Aslan burcuna geçecek. Merkür'ün Aslan burcuna geçmesi demek sizin daha çok yakın çevre ve kardeşlerle ilgili iletişiminizi daha yüksek olması demek. Aynı zamanda biraz burada ben demiştim, ben bilirim edanızın yüksek olması söz konusu. Belki kardeşlerinizle konuşma üslubunuzda bu tarz enerjiler söz konusu olabilir. Ben sana demiştim, işte ben bilirim, benim söylediğim daha doğru gibi, daha kibirli, daha böyle bilmişlik, daha böyle egonuzun yüksek olması, özellikle bu egomuz yüksek ama bunu dile getirme gibi de enerjinin söz konusu olabilir. Trafikte mesela, trafikle ilgili, trafikteyken işte iletişim şeklimiz, yani araba kullanırken karşı taraftaki kişilerle ben bilirim edanızın daha yüksek olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu tarz enerji verecektir size sevgili ikizler burcu. Şimdi pazartesiye denk gelecek olursak, pazartesi günü sosyal çevrede daha aktif olmak isteyebiliriz. Sosyal çevrede biraz daha kendimizi gösterebiliriz. Ya da işte birden sosyal çevreyle ilgili, yani ben yapayım, ben edeyim hareketlerine geçebilirsiniz. Ani hareketler, fevri hareketler, arkasını düşünmeden yapabileceğiniz bir aktiviteye katılmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Birdenbire bir şeye düşünmeden, taşınmadan hareket edeceğiniz bir süreç söz konusu olabilir. Pazartesi ve Salı günü itibariyle sevgili ikizler burcu, biraz bu alanlara yönelebilirsiniz diyebilirim sizin için. Çarşamba ve Perşembe günü biraz daha geri planda kalmak isteyebileceğiniz, biraz daha aynı zamanda biraz daha böyle gizli saklı olaylara yönelebilirsiniz sevgili ikizler burcu. Gizli saklı bir aşk hikayeniz varsa bu konuya biraz daha yönelebilirsiniz mesela. Ya da gizli saklı bir aşkın içine çekilebilirsiniz. Ya da gizli saklı olaylar söz konusu olabilir. Ya da sevgili ikizler burcu, arkanızdan dönen bazı olaylar, arkanızdan dönen bazı konular, arkanızdan çevrilen düzenler, bunların hepsi gün yüzüne çıkabilir ve siz bunları öğrenebilirsiniz. Yani arkanızdan çok fazla dedikodunuz yapılıyor olabilir. Sizi çekemeyen, sizi kıskanan insanların etkilerini hissedebilirsiniz. Bunlar da büyüyebilir aynı zamanda. Çok fazla dedikodunuzun yapıldığı, arkadan işler çevrildiği bir süreç söz konusu olabilir. Eğer bir sağlık sıkıntınız varsa, bu sağlık sıkıntınızla ilgili biraz daha böyle büyüme olabilir. Bu büyüme ve sizi biraz daha böyle operasyon geçirme gibi bir duruma da sürükleyebilir. Bazı ikizler burcu estetik olma konusunda bir aktivite içinde olabilirsiniz. Bir ameliyat olma, bir operasyon geçirme süreci olabilir. Çarşamba ve Perşembe günü dahil olmak üzere. Aynı zamanda para konularıyla da ilgili gündemlerin söz konusu olabilir. Buna da gizli paralar, gizli saklı dönen işler, gizli saklı yaptığınız işlerden gelen paralar. Bu tarz gündemler de söz konusu olacaktır sizin adınıza. Hafta sonu biraz daha
kendimizi iletişimsel olarak daha rahat hissedebiliriz. Duygularımızı iletişim bakımından rahat söyleme gibi bir süreç söz konusu olabilir. Daha fazla işte yakın çevre ve kardeşlerle görüşmek, iletişime geçmek, arkadaşlarla görüşmek, karşı cinsle görüşmek, iletişime geçmek, daha meraklı olabileceğimiz bir süreç de dahil bunun içine. Meraklı enerjiler, araştırmacı enerjiler, gezmek, tozmak, duygusal değişimler hafta sonu, bunlar bizleri tetikliyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu hafta işte genel itibariyle özellikle pazartesi günden başlayan bir durum söz konusu. Merkür-Plüton karşıtlığı. Merkür-Plüton karşıtlığı bize daha çok sevgili arkadaşlar finansal konularla ilgili gündemler getirecektir. Bu finansal konular sevgili arkadaşlar özellikle de evliysek eşimizin kazançlarıyla ilgili bir gündem. Burada bir zıtlık, burada bir karşıtlık, belki burada bir anlaşamama, burada bir iletişime geçememe gibi bir süreç söz konusu olabilir. Belki işte yine finansal konularla ilgili özellikle de para harcama konularıyla da ilgili bir karşıtlık söz konusu. Aşırı para harcamak zorunda kalmanız ya da başkasından gelen, ortaktan gelen, ek işten gelen paralarla ilgili bir sıkıntılı bir süreç söz konusu olabilir. Beklediğiniz bir para varsa belki bu paranın gelmemesi gibi bir durum olabilir. Eşinizin kazançlarında bir değişim söz konusu olabilir. Eşinizden yine ortaktan gelen bir para akışı varsa bu paranın işte artık, yani mesela eşiniz diyebilir ki çok para harcıyorsun. İşte kredi kartınızın limitini düşürme, kredi kartınızın işte artık elinizden alması ya da çok para harcıyorsun biraz tutumlu ol demesi. İşte ya da kendinizi biraz daha bu para konusu, harcama konusuyla ilgili daha böyle disipline getirme enerjileri hakim olabilir. Bu pazartesi itibariyle genel enerji olarak sevgili arkadaşlar. Cumartesi günü de Güneş ve Uranüs'ün uyumlu açısı bize yine bu finansal konularla ilgili beklenmedik bazı durumlar söz konusu olabilir. Güzel açısı söz konusu ve beklenmediğiniz yerde beklenmediğiniz bir para konusu, finansal konular sizi etkileyecek ve belki de beklemediğiniz bir yerden yine özellikle aileden de olabilir bir para desteği de söz konusu olabilir sizin adınıza. Ama bu bilmediğiniz bir para durumu da olabilir. Bilmediğiniz bir, beklemediğiniz bir ya da hiç aniden gelişecek bazı olaylar sizin finansal olarak bunu yönlendirmeniz gibi de bir durum söz konusu olabilir. Yani maddi bir destek ama birdenbire olabilen, beklemediğiniz bir olabilir. Aklınıza gelmeyen birinden bir destek olabilir. Bir yandan maddi olarak sıkıntı çekerken bir yandan da maddi olarak gelecek sürpriz bir gelişme söz konusu olabilir. Hafta sonunda bunların konuşmaları, bunların gelişmesi, bunların enerjisini hissediyor olabilirsiniz sevgili ikizler burcu. Tabii ki bu söylediklerim herkesin doğum haritasına göre değişecektir ama genel itibariyle enerjiler bu anlamda ilerliyor sevgili arkadaşlar. O zaman herkese mutlu haftalar diliyorum, mutlu hafta sonları diliyorum, mutlu ve gönlünüzce geçecek bir hafta diliyorum sevgili arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.